Herkese merhaba. Sinema Artı yine çok farklı ve dop dolu bir içerikle karşınızda değerli izleyenler. Bu bölümümüzde neler var? Gelin birlikte göz atalım. Sinema Artı başlıyor. Sinema Artı'da bu hafta başarılı oyuncu Yeliz Akkaya ile keyifli bir sohbet, vizyona giren filmlere kısa bir bakış, Stanley Kubrick'in 2001 Uzay Macerası filmi hakkında her şey ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın vizyona giren filmlerinden derlediğimiz Vizyon Artı bölümümüzde sıra. Siyah giyen adamlar, global tehdit. Will Smith ve Tommy Lee Jones'un başrolünde olduğu orijinal serinin spin-off'u olan Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit'te Ajan M ve Ajan H'nin dünya dışı varlıklara karşı savaşını konu alıyor. Ekibin içinde bir köstebek olduğunu fark eden ajanlar, onu ortaya çıkarmak için kurdukları ekiple mücadeleye girişiyor. Başrollerini Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın paylaştığı filmde ikiliye akıl hocası Ajan T rolüyle Liam Neeson eşlik ediyor. We are the Men in Black. İhtimal bir DNA saldırısı altındayız. Sorun ne olduğunu cinnet. Huzurlu bir hayatı olan Nida, bir gece uykusunda cinnet geçirir ve kocasını vahşice öldürür. Sabah uyandığında hiçbir şey hatırlamayan genç kadın, zamanla kendisine bir cinin musallat olduğunu keşfeder. Yönetmenliğini Aytekin Birkon'un üstlendiği, senaryosunu Aytekin Birkon ve Özgür Selvi'nin yazdığı filmin başrollerini Yeliz Akkaya, Emre Başer, Ufuk Kaplan ve Nicholas Facey paylaşıyor. Sen bu işlere karışma. Felaket! Hayalimdeki köy. Hayalimdeki köy, yıllar önce köyünden ayrılarak gurbete giden ve dönüşünde köyünde muhtar seçilen bir adamın ilginç ve komik hikayesini konu ediyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Cüneyt Faruk Arkın'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz usta oyuncu Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı gibi isimler yer alıyor. O kadar prodüksiyon yaptık. Hello? Tekne. Teknesiyle ava çıkan bir balıkçı, limandan biraz uzaklaşınca sise yakalanır ve denizin ortasında demir atmış bir başka tekne bulur. Merak edip içine girdiğinde ise teknede kilitli kalır. Önce kapının sıkıştığını sanan balıkçı, aslında görmediği biri tarafından oraya hapsedildiğini düşünmeye başlar ve kendini klostrofobik bir kabusun içinde bulur. Joe Azzopardi'nin tek başına rol aldığı İngiliz yapımı filmin yönetmenliğini kardeşi Winston Azzopardi üstleniyor. Sinemanın tartışmasız en büyük yönetmenlerinden Andrei Tarkovski'nin 3 başyapıtı beyaz perdede yeniden seyirciyle buluşuyor. Ünlü bilim kurgu yazarı Stanislav Lem'in aynı adlı romanından uyarlanan 1972 yapımı Solaris, pek çok resmi otorite tarafından yasaklanması uygun görülen 1975 yapımı Ayna Zerkalo filmi ve ilk versiyonunun bir laboratuvar kazası sonucu yok olması yüzünden çok düşük bir bütçeyle yeniden çekilmek zorunda kalınan iz sürücü Stalker. Sohbet Artı bölümünde çok değerli bir isim konuğumuz, oyuncu Yeliz Akkaya. Yeliz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Keyifler nasıl, nasılsınız, her şey yolunda mı? Teşekkür ederim, çok iyiyim, her şey çok yolunda. Yoğun bir temponun içindeyiz. Öyle değil mi? Kolaylıklar aynen, dilerim. Çok teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz, asıl bu yoğun tempoda kırmadığınız konuğumuz oldunuz. Estağfurullah. Tabii bir taraftan da şunu da söyleyelim, 14 Haziran'da Cinnet filmi izleyiciyle buluşacak. Aynen. Yolu açık olsun diyelim, hayırlı olsun. Bütün ekip olarak elinize sağlık.
Çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz. 14 Haziran'da diye tekrar hatırlatalım. Tabii ben biraz filmi de merak ediyorum. Çünkü yerli korku sinemasına yeni bir soluk getirecek bir iş gibi gözüküyor. Aynen. Siz önce tabii projeye nasıl dahil oldunuz? Biraz sizin gözünüzden Cinnet filmini almak isterim. Şöyle ki işte o sırada menajerim telefonu açtı. Evdeydim, dedi böyle böyle bir tane bir film var. Hani korku filmi. Şimdi ilk korku filmi ismini yani şeyini duyunca konseptini hani klasik Türkiye'de yapılan korku filmler gibi sandım. Hı hı. Daha sonra senaryoyu inceledim. Senaryoyu inceledikten sonra birkaç yerle böyle acaba mı değil mi falan diye yapımcımızla yüzle görüşmek istedim. Artı senaristimiz, yönetmenimiz. Hepimiz bir araya geldik. Sonra filmi anlattılar. Türkiye'de şu ana kadar denenmemiş yani aslında evet bir konseptimiz aynı ama insanları şaşırtacak bölümümüz daha farklı. İşte biz oradan daha çok bir yeni soluk, bir yeni nefes bir şey getirmeyi amaçlıyoruz aslında. Bir taraftan da tabii yerli korku deyince dediğiniz gibi daha çok böyle cin ve paranormal varlıklardan oluşan hani filmler furyasının olduğu bir dönemdeyiz ve tabii ki bunun belli bir alıcısı olduğu için yani ben biraz amiyane tabiriyle cin filmleri furyasında belli bir alıcı olduğu için işte çok baştan sağma yapan insanlar var. İşte sadece bu işi para kazanmak amacıyla yapan insanlar var ama çok farklı bir iş oldu. Teknik anlamda da çok farklı bir iş oldu. Aynen öyle. Çok belli. O diğer hep izlediğimiz yerli korku filmlerinden ayıran teknik özellik olarak da siz Cinnet filmini nereye koyarsınız? Nasıl bir fark var? Şimdi bizim kamera arkamız, dekorumuz, kostümlerimiz, makyajlarımız o kadar iyi ki. Yani hani herkes izlediğinde bunu anlayacak. Şimdi biz bir evet aslında içinde cin barındıran bir film çekiyoruz. Yani en nihayetinde bu bizim kültürümüzde var. Tutup da biz bir zombi filmi çekemeyiz. Çünkü o bizim kültürümüze ait bir ya da vampirle herhangi bir şey çektiğimiz zaman çok fazla izlenmez. Bizim kültürümüzde cin olduğu için tabii ki içinde bunu barındırıyor. Ama ekip öyle bir denk geldi ve öyle bir araya geldi ki yani evet konumuz zaten biz en başında konumuza güvendik ve hep her birim o konuma ve konuya güvenerek geldi. O yüzden de o birleşim inanılmaz güzel bir iş çıktı. Umarım hani benim heyecanlandığım kadar izleyici de hani 14 Haziran için heyecanlanıyordur. İzledikten sonra bu sohbetlerimiz insanlarla da beraber olur. Biz çok heyecanlıyız, çok çok heyecanlıyız. Ve iyi bir iş yaptığımızı net biliyoruz. Evet yani burada yönetmen Aytekin bir konuda selamlar gönderin. Aynen öyle. Onun yönetmenliğinde film tabii Yeliz Akkaya siz varsınız. Emre Başar, evet. Ufuk Kaplan. Aynen öyle. Oyuncu kadrosundaki isimler. Orada bir cinnet geçirme durumu mevzu bahis. Aynen. Tabii orada sabah biraz kadın da özetli. Bir uyanıyor. Evet. Aynen bir uyanıyor. Her şey normal. Yatıyorlar eşiyle beraber sohbet, muhabbet, çocuğunu yatırıyor. Sonra sabah uyandığında bir cinnet geçirmiş. Bunun üstüne kaçmaya başlıyor ve kaçtıktan sonraki aslında olayların çözümü ve nereye vardığını görüyoruz filmde. Neden bu olmuş? Niçin olmuş? İşte o sırrımız da İşin orada. Biraz da psikolojik durumu var. Psikolojik evet. Bir gerilim tarafı evet, da aynen. Olacak gibi gözüküyor. Aynen. Gerçekten biz de merakla bekleyeceğiz. Evet, tekrar söyleyelim 14 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Tabii biraz da sizin özelinize gelmek isterim evet. Hazır buradayken. Çok sevilen bir oyuncusunuz. Nasıl geçiyor oradaki serüveniniz nasıl? Savaşçı şöyle söyleyeyim. Dizisi. Savaşçı biz 3. sezonu çekiyoruz. Hani şey derler ya artık birbirimize çok alıştık ve aile gibiyiz. Gerçekten öyle çünkü hani şehir dışında çekiyoruz. Bizim birbirimizden başka hiç kimsemiz yok sığınacak. Ve belli bir süre sonra zaten hani her şeyinizi paylaştığınız, bütün sıkıntılarınız, gülmeniz, eğlenceniz, her şeyiniz set arkadaşlarınız oluyor. O yüzden hani artık iş arkadaşım, set arkadaşım diye bakmıyorum. Bundan sonra hayatımda da olacağı dostlar kazandım diye bakıyorum. O yüzden çok keyifli geçiyor. Artık hani bir çalışmanın biraz da ötesine geçtik artık. Çalışırken çok keyif alıyoruz, çok eğleniyoruz ve dostlarımla çok güzel bir iş yapıyoruz diye biliyorum. Harika. Tabii bu arada çekimi de çok zor bir dizi. Evet biraz hani biz aslında biraz daha kolay tarafındayız. Biz aileyi, aile bölümündeyiz. O yüzden hani haftanın 1-2 günü maksimum 3 günü. Biz biraz daha sıcak bölümdeyiz. Ama Savaşçı tabii ki hani timi ele aldığı için... birazcık da Eskişehir ve Ankara çok soğuk daha olduğu için askerler kışın, öyle değil mi? Çok gerçekten askerliğini yapmamış arkadaşlarımız bile hani askerliği burada net yaptık diyebiliyorlar çok rahatlıkla yani. Evet. Tabii bir de oynadığınız rollerin hakkını veren bir oyuncusunuz. Onu da söyleyeyim. Gerçekten hani önceki rollerinizden de hatırlıyorum. Sokakta izleyici tarafından taşlandığınızı hatırlıyorum. Öyle bir haber vardı. Aynen öyle ve gerçek. Öyle değil mi? Yani... Bu kadar büyük tepkiler aldığınızda özellikle izleyiciden, sokaktaki insandan ne hissediyorsunuz? Yani iki şey hissediyorum. Birincisi çok üzülüyorum. Çünkü hani bu en nihayetinde bir rol.
İkincisi çok seviniyorum. Demek ki doğru bir şey yapmışım ki insanlar inanmış. Yani o iki bölümdeyim. O yüzden hani seviniyorum ve üzülüyorum. Hani aslında bir karakter canlandırıyoruz. Biz hiçbirimiz gerçek değiliz. Hepimizin başka bir yaşantısı var, evimiz var, eşlerimiz var, ailemiz var. Ama bir taraftan da hani o kadar güzel bir iş yapmışız ve hepimiz o kadar güzel oynamışız ki, o kadar inandırmışız ki tepki olarak bunu alıyoruz. Hani bu keşke taş olmasaydı da başka bir şey olsaydı. Keşke, hani keşke gelip bir resim çektirselerdi, evet. Bir iki kelam söyleseydik daha keyifli öyle, olabilir. Tabii. Daha acısız olabilirdi belki benim için. Evet söyleyeyim. Yani tabii kötü bir karakteri oynadığınız zaman izleyici sizinle çok böyle bütünleştiğinde aslında tabii ki bu da sizin o rolün hakkını ne kadar verdiğinizi gösteriyor. Rahmetli Erol Taş. Evet. Öyle evet, değil mi? Evet, sokakta evet, çok evet. Sözlü tacize ya da işte öyle şeyler olmaz mı? Benim de otobüste saçlarımı çekenler mi dersiniz? Öyle yani mi? Baya hani çünkü kötü karakteri oynamak da çok keyiflidir aslında. Hani zaten karaktere böyle bir benimsedim mi artık siz de bir şeyler katmaya çalışırsınız. O kattıkça senarist de sizi yol açar, yönetmen açar falan filan derken zaten o karakter bir şekilde büyür. Kötüyü oynamak çok keyiflidir, çok artısı da vardır aslında. O yüzden hani çok keyif aldık, hep beraber keyif aldık ve böyle bir sonuç çıktı ortaya. Ne kadar güzel. Biraz daha sizin özelinize gelsem. Tabii dünya sinemasını da bir taraftan takip eden bir oyuncusunuz. Hani izleyici koltuğuna geçtiğinizde hangi tür filmleri tercih ediyorsunuz? Mesela böyle ilk aklınıza gelen işte benim favori filmim budur diyebileceğiniz filmler var mı? Ya da hangi ülke sineması? Yani ben bağımsız sinemayı çok takip ediyorum. Belli başlı yönetmenlerim vardır. Mesela Almodovar'ı çok severim, Gaspar Noé'yi çok severim, Lars von Trier'i çok severim. Bunların üçü hani ne yaparsa yapsın mutlaka izlerim. Aslında biraz da yönetmen takip ediyorum diyebilirim. Ama bunun haricinde hani daha dediğim gibi bağımsız filmlerde hani bir kitapçık alırsınız ya da bir fragman ya da o filmi incelersiniz. Hani oyuncularına bakarsınız falan filan ama bağımsız filmler genel itibariyle daha çok hayata dair ve işlenmemiş konular olduğu için onları takip etmeyi çok daha fazla seviyorum. O yüzden hani ya fragman ya şey ya da dediğim gibi yönetmenlerden yola çıkabiliyorum izleyeceğim filmi. Evet ne güzel. Peki bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonra tabii hızlı sorular bölümünde tekrar izleyici karşısında olacağız Eliz Hanım. Son olarak sormak isterim. Yakın zamanda sizi göreceğimiz bir proje olacak mı bunun dışında? Cinnet filminin dışında. Yani umarım çünkü şöyle bir şey. Bizim sektör mü diyeyim, piyasa mı diyeyim bu cümleleri, bu kelimeleri kullanmayı çok sevmem ama bizim yaptığımız işte bazen çok son dakika her şey belli olabiliyor. Yani hani şu anda ben yok derim, buradan çıkarım, herhangi bir şey olur ve anlaşırız, 10 gün sonra başlayabiliriz. Ama şu anda gerçekten evet. Herhangi bir şey yok. Tamam. Peki o zaman sohbetimize bir virgül koyalım. Tabii ki. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Sırada haftanın önemli sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüz var. ...80'li yıllara damga vuran Hayalet Avcıları'nın yeni versiyonuyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Ghostbusters. Filmin başrol oyuncularından Sigourney Weaver'ın bir haber sitesine yaptığı açıklamaya göre... ...orijinal kadroda yer alan Bill Murray ve Dan Aykroyd da yeni nesil Hayalet Avcıları ekibinde yer alacak. New Yorkluları şehre musallat olan hayaletlerden kurtarmaya çalışan arkadaşların hikayelerini anlatan filmin yeni versiyonunda karakterlerin ergenlik döneminde geçeceği belirtildi. İsmi henüz kesinleşmeyen film 2020 yılında vizyona girecek. Maybe? Leah Coke, Ford Motor. Başrollerini aksiyon severlerin yakından tanıdığı Christian Bale ve Matt Damon'ın paylaşacağı Ford ve Ferrari'den ilk fragman geldi. İki ünlü otomobil firmasının 60'lı yıllardaki kıyasıya rekabetini anlatan film, 1966'daki Le Mans yarışının arka perdesinde yaşananları konu ediliyor. Do you think you can beat Ferrari? Yönetmenliğini Kimlik ve 3-10 Yuma Treni gibi filmlerden tanıdığımız James Mangold'un üstlendiği film, ülkemizde 19 Kasım 2019'da sinema severlerle buluşacak. Son filmi Yenilmezler oyunun sonuyla bir evrenin dönemini noktalayan Marvel'ın yeni filmi olan The Eternals'ın kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor.
Oscar'lı oyuncu Angelina Jolie'ye eşlik edecek ismin, yakın zamanda vizyona giren John Wick 3 filmiyle büyük başarı yakalayan Keanu Reeves olacağı konuşuluyor. John Wick. Taht Oyunları dizisiyle başarılı bir çıkış yakalayan Richard Madden'ın da filmin kadrosuna dahil olacağı geçtiğimiz günlerde kesinlik kazanmıştı. Yeni Marvel filmi günümüzden milyonlarca yıl önce geçecek ve kozmik varlıkların insanlar üzerinde deney yapmasıyla ortaya çıkan ultra güçlü varlıkların hikayesi anlatılacak. Brad Pitt'in bir astronotu canlandıracağı ve vizyon tarihi defalarca ertelenen filmi Yıldızlara Doğru'dan ilk fragman geldi. He was a hero. Pitt'in başrollerini Liv Tyler ve Tommy Lee Jones'la paylaştığı filmde ortadan kaybolan babasının başına gelenleri öğrenmek ve dünyayı tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş Sistemi'nin uzak bir köşesine seyahat eden bir astronotun hikayesi anlatılıyor. Yıldızlara Doğru 20 Eylül 2019'da vizyona girecek. And now it's fake. Oyuncu Yeliz Akkaya ile sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Yeliz Hanım, hazırsak başlayalım. Hazırım, başlayalım. Peki, çocukluğunuza dair en güzel şey? Kaybettiğim ve çok saygı duyduğum, sevdiğim büyüklerimle beraber bayram sofraları mesela. Bozkır mı, deniz mi? Deniz, net. En çok kime güvenirsiniz? Annem. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu? İşte bu çok zor bir soru. Bunu geçiyorum çünkü hani gelmiş geçmiş çünkü yani. Öyle, hani o yüzden net bir cevap veremem vallahi. O zaman yönetmen diye sorsam? Almodovar diyeyim. İşinizin en iyi yanı? Sürekli başka bir karakter, yeni insanlar ve hayatımda hiç karşılaşmayacağım rollerde ve olamayacağım durumlarda olmam. Okuduğunuz kitap, şu an okuduğunuz? Tibet'in Ölümü. Freud'un işte şu anda Nevrozlar kitabını okuyorum. Dekedi ile alakalı bir kitap okuyorum. Komedi mi, dram mı? İkisi de. Sette olmazsa olmazınız? External şarj aleti. Hangi dönemde yaşamak isterdiniz? Orta çağ. Bu sorunun cevabını biliyorum. Hollywood mu, bağımsız sinema mı? Bağımsız. Tartışmasız. En son kime ya da neyi kıskandınız? Kesin bir film izlemişimdir ve oradaki oyuncuları net kıskanmışımdır. Çok iyi oynamışlardı. Yani ben niye yapamıyorum falan diye çok kıskanmışımdır kesin. Peki Ayşen Guruda mı, Adile Naşit? İkisi de. İstanbul dışında nerede yaşamak isterdiniz? İzmir. Bugüne kadar size yapılan en büyük sürpriz ne oldu? Eşimin evlilik teklifi oldu. Annenizden ne öğrendiniz? Kendim olmayı. Hangi alanlarda kendinizi daha mutlu? Güvendiğim insanlarla olduğum zaman, yani daha güvende hissederim. Ve işimi yaptığım zamanlar çok mutlu oluyorum. Bu sıralar sizi etkileyen şey? Hayvanlar, çocuklar, kadınlar. Peki bir süper kahraman olsaydınız ne olurdunuz? Ya çok süper kahramanları bilmiyorum ama Hulk olmayı çok isterdim. Oo, en sevmediğiniz huyun? Bir tane mi? Öyle mi? Sayayım o kadar mı? Var vallahi var yani. İnsanım enerjinde var yani. Öyle. İnatçıyımdır, huysuzumdur bazen. Peki dünyada nereyi görmek isterdiniz? Net Hindistan. Köy mü, şehir mi? İkisi de farklı noktalarda ama köy herhalde. En sevdiğiniz, izlediğiniz televizyon programı? Vallahi magazin programlarını seviyorum, ne yalan söyleyeyim sabahları. Ya vallahi seviyorum yani, tamam. Kim ne yapmış falan. Güzel. Peki Robert De Niro mu, Al Pacino? Ay ikisi de, asla ikisinden vazgeçemem. Bollywood mu, İran mı? İran. En çok kullandığınız aksesuar? Fular. İstanbul'da en sevdiğiniz semt? Caddebostan. Olmazsa yaşayamam dediğiniz şey? Annem, ailem. Kahvaltı mı, akşam yemeği mi? Kahvaltı pişi varsa, köfte varsa akşam yemeği. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yeliz Akkaya. Bu arada Cinnet filmi tekrar ve hayırlı olsun diyelim, yolunuz açık olsun. 14 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Stanley Kubrick'in dünya sinema tarihine geçen 2001 A Space Odyssey, bir uzay macerası filmi hakkında her şey sizlerle. Dave, do you mind if I ask you a personal question? 1968'de çekilen 2001 A Space Odyssey, 2001 Bir Uzay Macerası, usta yönetmen Stanley Kubrick'in yönettiği bilim kurgu filmi. Sayısız alt metne sahip olan filmi, insanlığın kısa tarihi olarak özetleyebiliriz. 4 milyon yıl önce bir kemiği alet olarak kullanmayı keşfeden bir primatla açılış yapan film, çekildiği yıla göre uzak bir gelecek olarak görülen 2001'e sıçrar.
İki uzak zaman diliminin ortak noktası ise esrarengiz bir şekilde yeryüzünde Ay'da ve Jüpiter'de ortaya çıkan siyah bir dikili taştır. Filmin senaryosunu ünlü bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke'la birlikte yazan Kubrick, yazarın Sentinel adlı kısa öyküsünü esas alır. Senaryo film süresince yazar tarafından yeni bir roman olarak kaleme alınır, ancak Kubrick'in isteği üzerine film gösterime girmeden önce basılmaz. Zamanının çok ötesinde görsel efektlerin kullanıldığı filmin Ay'daki sahne çekimleri bir yıldan uzun sürede ve henüz insanoğlu Ay'a ayak basmadan bir yıl önce tamamlanmıştır. Neil Armstrong'un Ay seyahati sonrası Kubrick'in filmde şaşırtıcı bir biçimde en ince detaya kadar gerçeklere bağlı kaldığı ortaya çıkar. Öyle ki Armstrong bir söyleşisinde Ay'a ayak bastığında gözlerinin etrafta filmdeki siyah taşı aradığını itiraf eder. Bunun yanında filme bir saygı duruşu olarak NASA, Mars'ın bir yörüngesine 2001 Mars Odyssey adını verir ve Apollo 13'ün zorlu görevindeki kumanda modülünün çağrı şifresi de Odyssey'dir. Filmin toplamda 88 dakikası diyalogsuzdur. Ayrıca Kubrick, filme 2,5 saatlik son halini verdiğinde elinde 500 saatlik çekim vardır. 2001 Bir Uzay Macerası, sıra dışı anlatım yöntemi, 1968'e göre çok şaşırtıcı olan görsel efektleri, Kubrick'in kafa karıştırmayı amaçlayarak yaşadığı süre boyunca cevapsız bıraktığı alt metin soruları ve gösterime girdiğinden beri tartışılan finaliyle dünya sinemasının en önemli yapıtlarından. Filmin efsaneleşmesinde su götürmez payeye sahip olan açılış müziği ise 1949'da ölen ünlü besteci Richard Strauss'a ait. Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Stanley Kubrick'in tüm başarılarına rağmen akademiden aldığı tek ödülün 2001 Bir Uzay Macerası'yla görsel efekt dalında kazandığı Oscar olduğunu da ekleyelim. Tüm babaların babalar gününü kutlarız. Liste Artı bölümünde bu hafta baba olmanın önemini konu edinmiş birbirinden önemli filmleri derledik. İzliyoruz. Bir filmin en temel öğesi hikaye ise, sinemacıların anlatmayı en sevdiği hikayelerden biri de hiç kuşkusuz aile ilişkileri. Bu hafta kutladığımız Babalar Günü nedeniyle sizler için baba olmayı konu edinen filmleri derledik. Gülümseyin ve Fikret'i bana verin. Beğenmiyorum, çek! Bisiklet Hırsızları. İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik buhranlarla baş etmeye çalışan İtalya'da ailesini geçindirmeye çalışan bir babanın çaldırdığı bisikleti ve oğluyla birlikte sokak sokak dolaşarak bisikletini arama hikayesi. Büyük Balık. Ölüm döşeğindeki babasının gerçekte kim olduğunun ve nasıl bir hayat yaşadığının peşine düşen oğlun ortaya çıkardığı bir sinemasal. Tim Burton'dan masalsı bir baba-oğul hikayesi. Bir ayrılık. Alzheimer'lı bir baba, ona gözü gibi bakan bir oğul, kayınpederini geride bırakıp başka ülkede yaşamak isteyen bir eşle evlat. Diğer yanda ise bir kazayla kaybettiği bebeğinin hesabını soran başka bir baba. Vicdan ve tercih arasında gidip gelen bir sarkaç. Lütfen haklarını ceddiniz. Ceddi. Tony Erdmann. Yaşadığın şeyin güzelliğini anladığın zaman, o an hep geçmiştir mottosuyla yaşam enerjisini ve neşesini kaybettiğine inandığı kızına yeniden mutlu olmayı öğretmeye çalışan sıra dışı bir babanın gülümseten çabası. Benim babam, benim oğlum. İşkolik bir babanın mükemmel görünen yaşamı,
6 yaşındaki oğlunun kendi çocuğu olmadığını, asıl çocuğunun doğum sırasında başka bir ailenin bebeğiyle karıştığını öğrenmesiyle bir anda tepe taklak olan hayatlar. Sevgi ve emek ilişkisini incelikli bir dille sorgulayan bir hikaye. Hayat ağacı. Çok sevdiği oğlunun hayatta başarılı olmasını isteyen bir baba ve bu uğurda sevgisini gösteremeyip baskıcı tutumundan ötürü mutsuz bir yetişkine dönüşen oğlu. Muhteşem müzik ve görüntüler eşliğinde tanrı, doğa, hüzün, arayış ve yalnızlık etrafında dönen bir varoluş hikayesi. Umudunu kaybetme. Maddi sıkıntılar, terk eden eş, kapının önüne koyan ev sahibi. Tüm bunlara karşın sokakta, tuvalette, düşkünler evinde dahi kalarak oğluna karşı en temel sorumluluklarını yerine getirmek için çırpınan bir baba ve onun milyonerliğe uzanan gerçek hikayesi. Ahlat Ağacı. Sen ve ben. Gülen Gözler. Bilmem, Türk sinemasının kuşkusuz en baba babası Yaşar Usta'nın beş kızı, geçim derdiyle birleşen gönül dertleri, onuru ve kocaman kalbiyle ailesini bir arada tutma mücadelesi. Veriyor musun? Cevap ver! Veriyor musun? Peki öyle olsun. Sinema Artı'nın bu hafta da sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.